fakat 17. gece gelince sözünü sürdürmüş. İşittim ki ey bahtı güzel hükümdarım Zübeyde adlı genç kız genç adama ilgi duymaktan ve ona olumlu yanıt alıncaya kadar kendisini izleme arzuları ilham etmekten vazgeçmemiş. İkisi de uyku üzerlerine çökünceye kadar konuşup durmuşlar. E onun üzerine genç Zübeyde o gece genç adamın ayakları dibinde yatıp uyumuş. Duyduğu sevinç ve mutluluğa bir türlü inanamayarak Bundan sonra Zübeyde, Halife Harun Reşit'e, kafere ve üç kalendere, öyküsünü anlatmayı sürdürmüş. Sabahleyin şafak sökünce yıkandık, tüm hazineleri açtık, taşımada ağırlığı olmayan ve de çok değerli olan her şeyi aldık, kaleden kente doğru indik, kölelerime ve uzun süredir beni arayan kaptana kavuştuk. Beni görünce çok sevindiler ve ortalıkta görünmememin nedenim sordular, o zaman onlara gördüklerimi ve genç adamın öyküsünü ve dekent halkının taşa dönüşmesinin nedenini tüm ayrıntılarıyla anlattım. Anlattıklarıma çok şaştılar. Kız kardeşlerime gelince beni bu yakışıklı genç adamla gördükleri anda kıskançlığa kapıldılar ve beni çekemediler, içleri kinle doldu ve bana karşı gizlice ihanet planlan kurmaya başladılar. Tam bu sırada hepimiz birlikte gemiye bindik. Çok mutluydum ve mutluluğum genç adama duyduğum sevgiyle artıyordu. Bekledik ki rüzgar uygun essin, yelkenleri gelelim ve yola çıkalım. Kız kardeşlerime gelince bize yoldaşlık etmeyi sürdürüyorlardı ve bir gün özel olarak bana, kardeşimiz, bu genç adamı ne yapmayı düşünüyorsun, diye sordular. Ben de onlara, niyetim onunla evlenmektir, diye yanıt verdim. Sonra ona doğru döndüm, ona yaklaştım ve açıkladım efendim, arzum senin olmaktır. Benden beni reddetmemeni rica ederim, dedim. O da bana, işittik ve itaat ettik, diye yanıt verdi. Bu sözler üzerine kız kardeşimlerime döndüm ve onlara, tüm varlığımla bu genç adama sahip olmakla yetineceğim, zenginlik adına neyim varsa şu andan başlayarak sizindir, dedim. Bana, senin iradene uyarız, dediler. Ama yüreklerinde bana karşı ihanet ve kötülük saklıyorlardı. Uygun bir rüzgarla yolculuğumuza devam ettik, korkulu sulardan çıktık, güvenli sulara ulaştık. Bu sularda da birkaç gün seyrettik ve Basra kentine oldukça yaklaştık ve uzaktan evlerin belirmeye başladığını gördük. Fakat gece yaklaştığından durduk ve hemencecik hepimiz uyuduk. Fakat uyku sırasında iki kız kardeşim yataklarından çıkmışlar, beni, genç adamı ve tüm tavlaları denize atmışlardı. Yüzme bilmediği için genç adam boğuldu. Onun kurbanlara katılması Allah'ın takdiriydi. Bana gelince benim nasibim de kurtulanlar arasına katılmakmış. Bundan dolayı denize düşünce Allah'ın sağladığı bir tahta parçası üzerine ata biner gibi oturdum ve bu sayede ve de dalgaların sürüklemesiyle uzak bir adanın kıyısına ulaştım. Orada giysilerimi kuruttum. Tüm geceyi geçirdim ve kendime bir yol aradım ve üzerinde Adem oğlunun ayak izleri olan bir yol buldum. Kıyıda başlayan bu yol, adanın ortalarında uzanıyordu. Giysilerimin kuruduğunu görünce, bu yolu izledim ve adanın öbür kıyısına ulaşıncaya kadar yürümeyi sürdürdüm. Buradan Basra, uzakta, görünüyordu. Birdenbire bana doğru gelen bir kara yılan gördüm. Onun ardından da iri ve büyük bir yılan onu öldürmek için kovalıyordu. Kara yılan kaçışı dolayısıyla öylesine yorgun ve dermansız düşmüştü ki, dilini ağzından dışarı çıkmıştı. Bunu gören ben, ona acıdım. İri bir kaya yakalayarak öteki yılanın başına attım, onu ezip o anda öldürdüm. Fakat kara da iki kanat açtı ve göğe ağap kayboldu. Bunu görünce şaşırıp kaldım. Ama ben de yorgunluktan bitkin hale geldiğimden oraca oturdum, sonra da uzanıp bir saat kadar uyudum. Uyanınca ayak ucumda, ayaklarımı ovuk beni okşayan güzel bir zenci kız gördüm. Bunu görünce şiddetle ayağımı geri çektim ve çok utandım. Çünkü güzel zenci kızın benden ne istediğini bilmiyordum. Ona, sen kimsin ve ne istiyorsun, diye sordum. Bana, düşmanımı öldürerek bana büyük bir iyilik yapmış olan sana ulaşmak için acele geldim. Ben senin o iri yılandan kurtardığın kara yılanım. Ve ben bir ecinliyeyim. Bu yılan da birecinliydi. Ve sadece sen onun elinden beni kurtardın. Ben de kurtulur kurtulmaz rüzgara uyup uçtum ve acele iki kız kardeşinin seni denize attığı gemiye doğru gittim. İki kız kardeşini sihirle iki kara köpeğe dönüştürdüm ve buraya sana getirdim dedi. Dönüp arkamdaki ağaca bağlanmış olan iki dişi köpeğe baktım sonra ecinliğe, daha sonra da, gemide bulunan tüm zenginliği Bağdat'taki evine taşıdım ve gemiyi hatırdım. Genç adama gelince, boğuldu, ölüme karşı bir şey yapamam, çünkü ancak Allah'ın gücü sonsuzdur, dedi. Bu sözler üzerine beni kollarına aldı, kız kardeşlerim olan iki köpeği süzdü ve onları da kucakladı ve hepimizi birden, uçarak taşıyıp bizi sağ salim Bağdat'ta, daha önce gördüğünüz evimin taracasına indirdi. Evimi gezip gemiden getirilen, düzgün bir şekilde sıralanmış tüm servetimi ve mal varlığımı buldum. Hiçbir mal kaybolmamış veya hasar görmemişti. Sonra ecinliye bana Hazreti Süleyman'ın yüzü üzerindeki kutsal yazıt üzerine bu iki köpeğin her birini her gün 300 kez kamçıyla dövmek üzere yemin etmeni istiyorum. Bu emri bir gün hile yerine getirmezsen koşup gelecek seni de onların kılığına sokacağım dedi. Ve ben ona işittik ve itaat ettik demek zorunda kaldım ve o günden beri, ey emirül müminin. Onları kamçılayıp duruyorum, sonra da acıyıp boyunlarına sarılıyor ve onları öpüyorum. Benim öyküm budur işte. Ey emirül müminin, kız kardeşim Emine'nin öyküsü, benimkinden çok daha şaşırtıcıdır, demiş. Bu öyküyü duyan Halife Harun, reşit hayranlığın en üst derecesine ulaşmış. Ama merakını doyurmak için de açıkça acele etmiş ve bir gece önce, ona kapıyı açan genç Emine'ye dönerek, sen, ey zarif kız, bedenindeki bu darbe izlerinin nedenini anlatır mısın, diye sormuş. İkinci genç kız Emine'nin öyküsü. Halifenin bu sözleri üzerine, genç Emine, ortaya çıkmış ve söze başlamış. Ey emirlül müminin! Kız kardeşim Zübeyde'nin ana babamız üzerine söylediklerini tekrar etmeyeceğim. Şu kadarın bilmelisiniz ki, babamız öldüğünde ben ve beş kardeşten en küçüğümüz Fehime, annemizle birlikte yalnız yaşamaya gittik, kız kardeşimiz Zübeyde ve diğer ikisi de gidip anneleriyle oturdular. Bir süre sonra annem beni, kentin ve zamanın en zengin adamı olan bir ihtiyarla evlendirdi. Böylece bir yıl sonra yaşlı kocam öldü, Allah'ının rahmetine kavuştu. Ve bana şeriat hükümlerine göre miras payı kılarak 24 bin dinar bıraktı, Böylece, ben de, acele olarak her biri bin dinardan, on görkemli urba ısmarladım. Ve de hiçbir şeyden yoksun kalmadım. Günlerden bir gün, keyfimce oturup dinlenirken, bir yaşlı kadın beni ziyarete geldi. Bu ihtiyarı daha önce hiç görmemiştim, iğrenç bir kadındı bu. Yüzü bir ihtiyarın kıçı kadar çirkindi, çökmüş sümüklü bir burnu. Yolunmuş kaşları, şehvet düşkünü yaşlı gözleri, kırık dişleri ve eğri bir boynu vardı. Sanki şair şu dizelerle onu anlatmıştı. Şu uğursuz ihtiyar. Eğer iblis ona rastlasaydı, ondan tüm hileleri, hiç konuşmasa da, sadece sessiz duruşuyla öğrenirdi. Bir örümcek ağına takılmış bin inatçı katın, örümcek ağını zedelemeden, çekip kurtarabilirdi. Ne denli kaba ve iğrenç olursa olsun, yapamayacağı kötülük yoktur. Küçük bir kızın kıçını gıdıklar, bir delikanlıyla düzüşür, olgun bir kadınla zina eder ve yaşlı bir kadını tahrik ederek tutuşturur. İşte bu ihtiyar yanıma geldi ve beni selamlayarak dedi ki, incelik ve nitelikten yorulmuş hanımım. Benim himayemde olan yetim bir genç kız var. Bu gece onun düğün gecesidir. Allah'ın sana mükafatını vereceğini ve iyiliğini ödüllendireceğini umarak, senden, burada hiç kimseyi tanımadığı, yüce Allah'tan başka dayanağı olmadığı için son derece mahzun ve alçak gönüllü olan bu zavallı kızın düğününde bulunarak onur katmanı rica etmeye geldim, dedi. Bu sözleri söyledikten sonra, ihtiyar kadın, ağlamaya ve ayaklarıma öpmeye başladı. Ve ben, onun ne denli hayın olabileceğini bilmediğimden, ona acıdım, ve işittik ve itaat ettik, dedim. Bunun üzerine bana, şimdi ben izninle gidiyorum, sen de, bu arada, hazırlan ve giyin, ben akşama doğru gelip seni alırım, dedi. Sonra elimi öpüp uzaklaştı. Bunun üzerine, kalktım, hamama gittim ve kokular süründüm. Sonra on yeni giysimden en güzelini seçerek giydim. Sonra da değerli incilerden yapılmış gerdanlığımı, bileziklerimi, salkım küpelerimi ve tüm mücevherlerimi taktım. Gözüme sürmeler çektikten sonra, yaldızlı mavi ipekten başörtümü hüründüm, nakışlı kemerimi kuşandım, yüzüme peçemi taktım. Tam o sırada ihtiyar yeniden gelerek bana, efendim, ev şimdiden, kentin en asil kadınları olan güveyin yakınlarıyla doldu. Senin mutlaka teşrif edeceğini onlara söyledim, çok mutlandılar, şimdi hepsi seni sabırsızlıkla bekliyorlar, dedi. Bunun üzerine ben yanıma birkaç kölemi de alarak hep birlikte yola koyulduk ve sonunda geniş, iyice sulanmış ve serin bir rüzgarın esmekte olduğu bir sokağa ulaştık. Kemerlerle desteklenmiş bir kubbeye açılan önü mermerli büyük bir kapı gördük. Ev, abide gibiydi ve tüm olarak kaymak taşından yapılmıştı bu kapıdan, içeride tavanı göklere kadar yükselmiş gibi görünen bir saray gördük. Bunun üzerine içeri girdik. Ve sarayın kapısına ulaştığımızda, ihtiyar kadın kapıyı çaldı, kapı açıldı. İçeri girdik ve hali ve duvar kaplamalarıyla örtülü bir koridora girdik. Tavana renkli lambalar asılmış ve yakılmıştı, koridor boyunca da tutuşturulmuş meşaleler görülüyordu, duvarlara, altın ve gümüşten yapılmış eşyalar, mücevherler ve değerli madenlerden silahlar da asılmıştı. Koridoru geçtik, oradan öylesine harika bir salona girdik ki, anlatılması mümkün değil. Tüm ipekli kumaşların asılı bulunduğu bu salonun ortasında, narin incilerle ve değerli taşlarla zenginleştirilmiş ve üzeri saten bir cibinlikle örtülü kaymak taşından yapılmış bir yatak vardı. Bizi görünce yatağın içinden ay yüzlü bir genç kız çıktı, bana merhaba. Ehlen ve sehlen. Ey hemşire gelmenle bize büyük bir onur verdin. Anastina, bizim için tatlı bir teselli ve gururlanacak bir varlıksın, dedi. Sonra da benim onuruma şairin şu dizelerini okudu. Şu yapıların taşlan, sevimli misafirimizin ziyaretini öğren eydiler, mutlu olurlardı, birbirine bu güzel haberi vermek için yarışırlardı, adımlarının izi üzerine eğilirlerdi. Kendi dillerince enlen ve sehlen cömertlik ve büyüklükle dolu kişilere diye haykırırlardı. Sonra oturup bana, ey kardeşim, sana bir gün seni bir düğünde görmüş olan bir erkek kardeşim olduğunu söylemeliyim. Bu çok yakışıklı ve benden de güzel ve alımlı bir genç adamdır. Ve o geceden beri seni sevgi dolu ve ateşli bir yürekle sevmiş. Bu ihtiyar kadına bir miktar para vererek sana yollayan ve bir vesileyle buraya getirten odur. Bunu benim evimde seninle karşılaşmak için yaptı çünkü kardeşim Allah'ının ve peygamberinin kutsadığı bu yıl içinde seninle evlenmekten başka bir şey düşünmüyor. Ve meşru olan şeyleri yapmakta da utanılacak bir şey yoktur dedi. Onun bu sözlerini işitince ve bu yerde tanınıp değerlendirildiğimi görünce genç kıza "Duyduk ve itaat ettik." dedim. Bunu duyunca sevinç dolu ellerim birbirine çırptı ve aya benzer bir genç adam içeri girdi. Tıpkı şairin söylediği gibi bir görünümü vardı, görenin çılgınca asık olmasına hiç şaşırma. Güzelliği gözleri kamaştırır, çünkü yüz çizgilerine sinmiştir bu güzellik bende, onunki gibi başka bir güzellik olmadığına yemin ederim. Onu görünce yüreğim ona eğilim duydu. Delikanlı yaklaştı ve kız kardeşinin yanına oturdu, bunu izleyerek dört tanıkla kadı çıka geldi, selam verdiler ve oturdular, sonra kadı, hu genç adamla olan sözleşmemi yazdı, Tanıklar sözleşmeye mühür bastılar, sonra hepsi ayrıldılar. Bunun üzerine genç adam bana yaklaştı ve bana "Gecemiz kutsal bir gece olsun." dedi. "Sonra da hanımım, bir koşul ileri sürmek isterdim." dedi. Ben de ona "Efendim, buyurun konuşun." "Nedir bu koşul?" diye sordum. Ayağa kalktı, kutsal kitabı alıp getirdi ve bana benden başka hiç kimseyi seçmeyeceğini ve bir başkasına asla eğilim duymayacağına Kur'an'a el basarak yemin etmelisin, dedi. Ben de, ona istediği gibi bu koşula bağlı olarak yemin verdim. Bunun üzerine sonsuz bir sevince kapıldı ve kollarını boynuma sardı, aşkının adeta iç organlarıma ve yüreğimin etine saplandığını duydum. Bunu izleyerek köleler sofra serdiler, doyuncaya kadar yiyip içtik. Sonra gece geldi, elimi tutup benimle birlikte yatağa uzandı. Bütün geceyi sabaha kadar, birbirimizin kollarında geçirdik. Bu durumda bir ay yaşadık, mutluluk ve neşe içinde. Bu sürenin sonunda, çarşıya pazara gidip bir miktar kumaş almak üzere izin istedim. Bana bu izni verdi. Bunun üzerine giysilerimle donanıp, o günden sonra evimizde kalan ihtiyar kadını da birlikte götürerek çarşıya indim. İhtiyar kadının kumaşlarının niteliğini övdü ve de çoktan beri tanıdığı bir ipekçi genç tacirin dükkanı önünde durdum. Kadın şunu da ekledi: Bu gence babasının ölümü üzerine pek çok para ve mal kaldı. Sonra tacire dönerek ona kumaşlarının içinde en iyi, en pahalı olanları göster. Bu güzel genç hanıma layık olsunlar, dedi. O da işittik ve itaat ettik, dedi. Sonra ihtiyar kadın, kumaşları açıp bize göstermekle uğraştığı sırada, bana, onun övgüsünü yapmayı ve niteliklerini belirtmeyi sürdürdü. Ve ben, ona, bana söylediğin bu nitelik ve övgülerden bana ne? Bizim maksadımız buraya gelip ihtiyacımız olan kumaşları almak ve evimize dönmek değil mi? diye yanıt verdim. İstediğimiz kumaşı seçtiğimizde, tacire bedelini sunduk. Ama o, paraya dokunmayı reddetti ve bize, bugün sizden hiçbir para kabul etmiyorum, dükkanıma gelip bize verdiğiniz zevk ve onur uğrunda bir hediye olarak kabul edin bunu, dedi. Bunu duyunca ihtiyar kadına, para kabul etmek istemiyorsa, kumaşını kendisine yad et, dedim. Dükkancı ise, vallahi. Sizlerden hiçbir şey alamam. Benim hediyem olsun bu. Karşılığında ey güzel genç kadın, bana bir tek, bir tek öpücük ver. Bu öpücüğü dükkanımdaki tüm malların bedelinden daha yüksek sayarım, dedi. İhtiyar kadın da ona gülerek "Ey yakışıklı genç adam. Bu öpücüğü böylesine değer biçilemez bir şey olarak düşünmeniz budalaca bir şey." dedi. Sonra da bana dönerek "Kızım, bu genç tacirin ne dediğini duydun? Sakin ol. Onun senden alacağı bir öpücükte canını sıkacak bir şey olmaz. Ve de karşılığında arzuna göre tüm bu değerli kumaşlardan istediklerini seçebilirsin." dedi. Bunu duyunca ona "Kocama yeminle bağlı olduğumu bilmiyor musun?" "Sen." diye yanıt verdim. Bana bırak seni öpsün ama sen konuşma ve karşılık verme. Böylece seni kimse kusurlu bulamaz. Ve dahası paran yanında kalır, kumaşları dağılırsın. Yaşlı kadın beni bu davranışa ısındırmak ve başımı torbaya sokmaya razı olmam bu teklifi kabul etmem için konuştu durdu. Sonunda gözlerimi kapatarak yoldan geçenlerin olacağı görmemesi için peçemin ucunu yere açarak yanağımı uzattım. Genç adam başım peçemden içeri soktu ve ağzım yanağıma yaklaştırıp beni öptü. Fakat aynı zamanda yanağımı ısırdı ve etime işleyen bir ısırık izi bıraktı. Acı ve heyecandan bayılmışım. Yeniden kendime geldiğim zaman bana çok üzülmüş gibi görünen yaşlı kadının kucağında uzanmış buldum kendimi. Dükkana gelince kapanmış ve genç tacir gözden kaybolmuştu. Kendime geldiğimi gören kadın, bana "Daha büyük bir felaketten bizi korunduğu için Allah'a şükürler olsun." dedi. Sonra da "Şimdi eve gitmemiz gerek. Sen rahatsızlanmış gibi davran. Ben de sana yanağına süreceğin bir ilaç getireceğim. Hemen iyi olacaksın." dedi. Bunu duyunca ayağa kalkmakta gecikmedim. Eve dönünce olacakları düşünüp korku içinde yürüdüm. Eve yaklaştıkça korkum artıyordu. Oraya ulaşınca, odama çekildim ve hastaymış gibi davrandım. O sırada kocam geldi, canı çok sıkkındı, bana, hanımım, çarşıya çıktığında başına ne kötülük geldi, diye sordu, ona, önemli bir şey değil. Sağlığım yerinde çok şükür, dedim. Bana dikkatle baktı ve fakat yanağındaki bu yara izine. En tatlı ve en ince yerinde, diye sordu. Senin izninle evden çıkıp şu kumaşları almaya gittiğimde, odun yüklü bir deve, tıkanık bir sokakta beni sıkıştırdı ve peçemi yırtıp gördüğün gibi yanağımı ısırdı. Ah şu Bağdat'ın tıkanık sokakları, dedim. Bunu duyunca müthiş kızdı ve bana, yarından tezi yok, valiye gidip develerden ve odunculardan şikayetçi olacağım, vali bir tekini bırakmaksızın hepsini astıracaktır, dedi. Bunu duyunca acımayla dolarak, ona, Allah seni korusun. Ve böylesine bir günaha sokmasın. Zaten bütün hata benim. Çünkü bindiğim eşek birden ürküp dört nala koşmaya başlamıştı. Yere düştüm ve orada bulunan bir odun parçası yüzümü sıyırdı ve yanağımı yaraladı, dedim. Bunu duyunca yarın Kafercül Barmaki'ye gideceğim ve bu öyküyü ona anlatacağım. O da bu kentin tüm eşekçilerini öldürtecek, diye haykırdı. Bu sözleri işitince, yani sen, benim yüzümden herkesi öldürtecek misin, diye bağırdım. Oysa bütün bunlar sadece Allah'ının iradesi ve hükmettiği kader dolayısıyla başıma geldi, dedim. Bu sözlerimi duyunca kocam artık hiddetini gemleyemedi ve hain kadın. Yeter bu yalanlar. Suçunun cezasını çekmelisin, diye haykırdı ve beni en acımasız sözlerle hırpaladı ve ayağıyla yeri tepti ve de yüksek sesle birilerine seslendi. Bunun üzerine kapı açıldı ve korkunç görünüşlü yedi zenci çıka geldi beni yatağımdan aldılar ve evin avlusuna attılar. Bunun üzerine kocam, zencilerden birine, beni omuzlarımdan tutup üzerime oturmasını, bir diğerine dizlerime oturup ayaklarımı tutmasını emretti. O sırada bir elinde pala tutan bir üçüncü zenci geldi ve, efendim, palayı vurup onu ikiye ayırayım mı, diye sordu. Bir başka zenci, her birimiz etinden birer büyük parça alalım ve yem olarak Dicle nehrinin balıklarını atalım, çünkü yeminine ve dostluğa ihanet eden herkese bu ceza verilir diye ekledi. Ve söylediklerim desteklemek üzere şu dizeleri okudu. Sevdiğimin bedenini paylaşan bir ortak bulunduğunu fark etsem, ruhum isyan eder ve bu itik aşk uğruna yerinden sokulurdu. Ben de ruhuma, ey ruhum, bizim için soylulukla ölmek yedir. Çünkü bir düşmanla aşkı paylaşmakta hiçbir mutluluk yoktur derdim. Bunu duyan kocam elinde palası bekleyen zenciye, ey yiğit saat. Uçur bu hainin kafasını, dedi. Ve saat palayı kaldırdı. Hocam onu durdurarak, bana, sen şimdi, yüksek sesle iman tazele. Sonra da, giysi ve eşyalarını toparlayarak vasiyetini yap, çünkü yaşamının sonuna geldin, dedi. Bunu duyunca, ona, ey yüce Allah'ın kulu. Ben de senden iman tazelememe ve vasiyetimi yapmama izin vermeni rica ediyorum, dedim. Sonra başımı göğe doğru kaldırarak iman tazeledim ve sonra başımı önüme eğerek içinde bulunduğum sefil ve utanılacak durumu düşündüm. Gözlerim yaşardı ve ağlayarak şu dizeleri okudum. İçimdeki tutkuyu siz alevlendirdiniz ama kendi yüreğinizi soğuttunuz. Uzun geceler boyunca gözlerimin uyanık ve hayran kalmasını öğrettiniz, sizse uyuyup aldırmadınız. Ama ben ben sizi gözüm ile gönlümün arasında bir yere oturttum. Söyleyin nasıl yüreğim sizi unutsun. Gözlerim urunuzda ağlamayı kessin. Bana tükenmez bir vefa ile bağlanacağıma yemin ettirmiştiniz. Ama sevgimi kazanır kazanmaz benden yüz çevirdiniz. Ve şimdi bu yüreğe hiç acımıyorsunuz ve derdimi anlamak istemiyorsunuz. Sanki benim felaketimi hazırlamak ve gençliğimi kahretmek için doğmuşsunuz. Dostlarım size yalvarıyorum ölünce, mezar taşıma, burada büyük bir suçlu yatıyor, sevmek suçunu işleyen, diye yazın. Böylece aşk acısını tatmış bir ziyaretçi, kabrime bakarken, bir merhametli bakış fırlatır. Bu dizeleri okuduktan sonra, hala ağlıyordum. Söylediklerimi işitince ve gözyaşlarımı görünce, kocam, daha fazla kızdı ve tahrik oldu, o da bana şu dizeleri okudu, gönlümün sevdiğinden yüz çevirdiysem, ne sıkıldığımdan, ne bıktığımdandır. Terk edilmeyi gerektiren bir suç, işe Ortak tutkumuzu bir başkasıyla paylaşmak istedin, oysa benim yüreğim, duygularım ve aklım böylesine bir ortaklığa razı olamazdı. Bu dizeleri okuyup bitirince, onu yumuşatmak için yeniden ağlamaya koyuldum ve kendi kendime, onu yumuşatıp gönlünü alçaltacağım. Ve de kendi koşullarımı yumuşatacağım. Belki de beni öldürmekten vazgeçer ve tüm mücevherlerimi alarak beni bağışlar, diye düşündüm ve ona tüm incelimle şu dizeleri okuyarak yalvarmaya başladım. Gerçekte adil olmayı isteseydin, beni öldürmeyeceğine inanır, buna yemin ederdim. Ama kaçınılmaz ayrılığa karar verenlerin, adil olmayı hiç bilemeyeceğini herkes bilir. Aşkın getirdiği tüm ağırlıkları bana çektirdin sen, oysa omuzlarım ince bir gömleğin, hatta daha da hafif bir giysinin ağırlığına bile zor dayanırdı. Böyleyken, beni şaşırtan ölümüm olmayacaktır asla sadece senden koptuktan sonra da bedenimin seni isteyeceğini bilmeme şaşıyorum. Bu dizeleri okuyup bitirince ağladım. Bunu duyunca bana baktı, beni şiddetle itti ve beni çok incitti. Sonra da şu dizeleri okudu. Benimkine hiç benzemeyen bir dostluktan söz ediyorsun ve tüm terk edişini bana duyurmuş bulunuyorsun. Biz böyle miydik? Ama seni yüzüstü bırakacağım, senin beni yüzüstü bıraktığın ve arzumu aşağıladığın gibi ve tanıklık ettiğin aynı sabırla sabredip yaşama katlanacağım. Madem ki sen bir başkasına eğilim duydun, ben de bir başkası için özlem duyacağım. Ve sonsuza kadar, aramızdaki kopukluğun nedeni ben değil, sadece sen olacaksın. Bu dizeleri okuyup bitirince, Zenci'yi çağırdı ve ona, ikiye böl onu. Bizim için değeri yok artık, dedi. Zenci bana doğru ilerlediği sırada, Artık öleceğimi kesinlikle biliyordum ve yaşamımdan umudumu kesmiştim. Artık kaderimi yüce Allah'ının ellerine terk etmekten başka bir şey düşünmüyordum. Ve tam bu sırada yaşlı kadının içeri girdiğini, genç adamı ne ayaklarına kapandığını ve onu öperek, yavrum, Stanlen olarak, seni yetiştirmiş bir kişi olarak, senden bu genç kadın bağışlamanı rica ediyorum. Çünkü böylesi bir cezaya layık olacak bir suç işlememiştir. Korkarım ki laneti üzerine düşmesin, dedi. Sonra da yaşlı kadın ağlamaya başladı ve kocamı razı etmek için dualarla onu sıkıştırmayı sürdürdü. Sonunda kocam, peki senin hatırına, onu bağışlıyorum. Ama yine de geri kalan ömrü boyunca üzerinde görülecek bir işaret bırakmam gerekiyor, dedi. Bu sözler üzerine, emir verdiği zenciler, hemen giysilerimi üzerimden sıyırdılar, beni hemen hemen çırılçıplak bir hale getirdiler. Bunun üzerine kocam eline bükülgen bir ayva ağacı dalı aldı, ve beni yere yıkarak tüm bedenimi, özellikle sırtımı, göğsümü ve yan taraflarımı sopalamaya koyuldu. Bunu öylesine bir hiddet ve şiddetle yaptı ki, bu darbelerden kurtulup yaşayacağıma umudumu tüm olarak yitirdikten sonra bayılmışım. O zaman vurmaktan vazgeçerek, beni, yerde, öylece uzanmış ve kölelere akşam oluncaya kadar o halde bırakmalarım emrederek, bırakıp gitmiş, onlar da ortalık kararınca beni eski evime götürmüşler ve oraya cansız bir varlık gibi atıvermişler. Çünkü efendilerinin emri böyleymiş. Yeniden kendime geldiğim zaman, ağır yara berelerimden dolayı bir süre yerimden kıpırdayamadım. Sonra çeşitli ilaçlarla kendimi iyileştirmeye çalıştım. Ancak darbelerin izleri ve yara yerleri bedenimde ve etimde kaldı. Sanki kamçılarla ya da alıcı kuşların gagalarıyla oyulmuş gibi. Ve hepiniz bu izleri gördünüz. Dört aylık bir bakımdan sonra, iyileştime, sonra da bu şiddete maruz kaldığım saray tarafına gidip bir göz atmak istedim fakat yalnız burası değil, tüm cadde baştan başa yıkılmıştı ve tüm bu harika binaların bulunduğu yerde, kentin çöplerinin toplandığı bir süprüntü yanından başka şey görünmüyordu. Tüm aramalarıma karşın, kocamdan hiçbir haber almam mümkün olmadı. İşte bunun üzerine daima bakire bir genç kalmış olan küçük kız kardeşim Fehime'nin yanına geldim ve ikimiz birlikte aynı babadan olma kardeşimiz Zübeyde'yi ziyaret ettik. Hani size köpeğe dönüşen iki kardeşiyle ilgili öyküyü anlatan kardeşimize. Adet olmuş selamlaşmalardan sonra o bana kendi öyküsünü anlattı. Ben de ona kendi öykümü. Kardeşim Zübeyde bana, "Kardeşim, bu dünyada hiç kimse bahtının getireceği felaketlerden kaçınamaz. Ama Allah'a şükürler olsun ki biz ikimiz de hala hayattayız. Bundan böyle gel, birlikte yaşayalım." Ve de özellikle evlilik sözünü asla ağzımıza almayalım. Hatta bunun anılarını bile belleğimizden silelim, dedi, ve böylece küçük kız kardeşimiz Fehime bizimle birlikte kaldı. Evde vekil harçlığı yapan odur. Her gün alışveriş için çarşıya iner ve gerekli her şeyi alır, ben, özellikle kapıyla ilgilenirim, çalınınca açar ve çağrılıları içeri alırım, ablamız Zübeyde'ye gelince, evin düzeninden o sorumludur. Kız kardeşimiz Fehime, bir yığın şeyle yüklü hamalı eve getirip dinlenmesi için, onu bir an için içeriye aldığımız güne kadar erkeksiz, çok mutlu bir yaşam sürdürdük. Aynı şekilde bize öykülerini anlatan üç kalenderin eve girmesi, sonra da üç tacir görünümü altında sizin gelmenizi izledi. Daha sonra olanları biliyorsunuz ve sonra da nasıl huzurunuza getirildiğimizi. Benim öyküm de böyle. Dedi. Bunu duyan halife son derece hayran kaldı ve ama anlatısının tam bu noktasında Şehrazat günün belirdiğini görmüş ve yavaşça anlatmayı kesmiş.